İlk olarak size bir soru sormak istiyorum. Dizinin ilk sezonunda Faysal karakteri daha kapalı bir karakter. Hatta ilk sezonun finaline hazırlanan pilot twistinde en önemli karakteri. İkinci sezonda ise Faysal'la biraz daha bağ kurmaya başlıyoruz. En azından seyirci olarak Faysal'ı daha net anlayabiliyoruz. Bu sizin iki sezon arasında karakteri canlandırırken farklı unsurlar gözetmenize sebep oldu mu? Yani siz de acaba seyirci gibi Faysal'ı biraz daha yolda mı tanıdınız? Biraz daha onu canlandırdıkça ve seyirciye onu anlattıkça. Yoksa iki sezon arasında karakteri canlandırırken de bazı farklılıklar oldu mu? Birinci sezon için söyleyeyim. Konuşmak isterim. Aslında her şeyi, bütün geneli, karakterin genelini aslında karşıdan biraz mesafeli bir şekilde yaklaştım. Yolda karar vermedim açıkçası. Çünkü dediğiniz gibi bir twist var ve bu sonunda belli oluyor. Bunları da hesaplayarak aslında yola çıktım ve bütün o birinci sezonu kurmaya çalıştım. Fakat ikinci sezon açısından şöyle bir durum var. Genelde özellikle sinema tarihine baktığımız zaman pilot twistler genelde filmin sonundaki sürpriz olduğu için biz bütün karakteri hep bu şekilde alırız. Ama aslında sizin bir oyuncu olarak omuzunuzdaki yük daha fazla diye düşünüyorum. Çünkü ilk sezonda seyirciyi bunu hazırlarken ikinci sezonda bu pilot twistin artık döndüğü ve bizim için gerçekleşen ve reel olan bir hayatı anlatıyor oluyorsunuz. O yüzden ikinci sezon biraz daha sanki bu açıdan oyunculuk açısından daha kıymetli olabilir diye düşünüyorum. Evet, yani bu uzun bir yol aslında. İkinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon hatta. Daha birin sonundayız. Bu sezonların içerisinde başka şeyler de olabilir. Pekala. Rüya karakteri bu sezonun aslında en kritik karakterlerinden biri. İlk sezonun sonunda dahil olmuş olmasına rağmen. Ben burada aslında biraz daha sizin oyunculuğunuzla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu zamana kadar Türkiye televizyonlarında birçok farklı karaktere rol verdiniz. Bu dizi ise biraz daha fantastik. Ama aslında sizin karakterinize baktığımız zaman Türkiye televizyonlarında görmeye alışık olmadığımız bir karakter de değil. Sizin açınızdan bu karakteri canlandırırken ne gibi farklılıklar vardı? En büyük fark tabii ki şimdi oynadığım karakterlerin hepsi gerçek bir insan, bir hikayesi var, ayakları yere basan bir durumu var. Buradaki tek fark proje olarak zaten fantastik bir hikaye olması. Onun haricinde Rüya bir ölümsüz. Yani bir ölümsüz nasıl olur'u ben de başlarken çok emin değildim. Nasıl oynanır'ı çok emin değildim. Biraz orada Okan'a da danıştım. Onun benden önce bir sezonu vardı çünkü. Çok da ölümsüz olması büyük bir fark yaratmadı aslında. Sonuçta bir kadın, güçlü bir kadın, aşık bir kadın, amacı belli, hedefleri var. Tek fark, yüzyıllardır yaşadığı için daha çok bilgiye sahip. Onun haricinde çok da büyük bir fark yoktu. Yine yaşayan bir kadın portresi çizildi burada. Peki her ikiniz için de bir ölümsüzü canlandırmak açısından sinema tarihinden ya da televizyon tarihinden örnek aldığınız ya da incelediğiniz karakterler oldu mu? Benim olmadı. Ben ama üzerine hepimizin, yani hepimiz galiba öyle yaptık. Üzerine düşündük yani. Bu kural benim de başıma ilk kez geldi yani açıkçası. Yani bu kuralın aslında fantazisini biraz böyle kendi kafamızda tahayyül etmeye çalıştık. Aslında eğlencesini aradık. Yani şimdi çok örnek alınacak bir şey değil. Sıfırdan şekillendirdiğimiz için bir ölümsüz nasıl olur? Evet, bence bu konuda daha sakin olabilir. Daha derin bilgileri olabilir. Bu olayı bundan önce belki 1000 defa yaşamıştır. O yüzden olay karşısında daha sakin, daha cool durabilir gibi fikirlerimiz oldu. Ama dediğim gibi bir örnek alalım. Şöyle net bir çizgimiz var, burada yönlenelim gibi bir şeyimiz olmadı, bir hazırlığımız olmadı. Evet. Çünkü bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız aslında. Bu coğrafyada böyle bir mitin çok bir karşılığı yok. Yani bu bizim taraflarda, bizim coğrafyamızda ölümsüzlerle ilgili hikayeler yoktur aslında. Dolayısıyla daha önceki örneklerine bakmak bizim için çok da faydalı bir hareket olmayacak değerli. Bir şey ifade etmiyorum. Son bir sorum var. İkiniz için de aslında soruyorum. Netflix'in Türkiye'de projeler üretmesi hepimizi çok heyecanlandıran bir durum. Çünkü hepimizi daha özgür bir platformda, daha özgür üretebileceğimiz, daha özgür senaryoların çıkabileceği bir alan vaat ediyor. Bir oyuncu açısından ise bu buradaki özgürlüğün yanı sıra aslında tek bir tuşla dünyadaki milyonlarca, milyarlarca insana da ulaşabilmek anlamına taşıyor. Siz ilk sezonun ardından bu konuda gerçekten bu diziyle Netflix'in, daha önceden dizilerinizin birçoğu Türkiye'de ve Orta Doğu'ya satılmış oyuncular olarak daha dünyaya açıldığınız hissiyatını yaşayabiliyor musunuz? Yani bir kere şu muazzam bir şey. Yayına girdiği an 190 ülkede aynı anda girdi. Bizim ülkemizde de çektiğimiz diziler birçok yere satıldı.
bunun geri dönüşlerini aldık ve onunla ilgili çok mutlu ve gururluyuz. Ama bu başka bir konsept. 192'de aynı anda girmesi, 4 hafta içinde çok yüksek izleyici sayısına ulaşması ve oyuncu olarak tabii ki insanı çok mutlu eden bir şey. Ülkenin sınırlarından dışarı çıkıyorsun ve çıkarken bir İstanbul hikayesiyle çıkıyorsun. Bir oyuncu olarak, bir Türk olarak, İstanbul'da yaşayan biri olarak bana çok gurur verdi. Bunun karşılığında görmeye başladık zaten. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Ulaşabilmek, yani yaptıklarınızın bir milyonlarca insana ulaşması, böyle hikayelerin içerisinde olabilmek çok şanslı, çok keyifli bir durum. Sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.